Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümleriyle devam edelim. Sevgili öğrenciler, yazılı sonda aldığınız puanı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yazılı sonda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Tabloda bir spor salonuna kayıt yaptıranların ağırlık sayısı ve ağırlıkları verilmiştir. Bu spor salonuna sonradan kayıt yaptıran bir kişiyle birlikte kayıt yaptıranların ağırlıklarının ortalaması 80 kilogram oluyor. Buna göre bu spor salonuna sonradan kayıt yaptıran kişinin ağırlığı kaç kilogramdır? Çocuklar burada öncelikle kişi sayısını toplamamız gerekiyor. 2 bir daha 3, işte 4 burada 7, bir de burada 8. Bir kişi daha kayıt ederse 9 kişi olacak. Bu 9 kişinin ağırlık ortalaması 80 ise 90 ile 80'i hemen çarpar ve 720 kilogram diyebilirim. 720 kilogram olması gerekiyor. Toplam ağırlığın 720 kilogram olması gerekiyor. Şimdi 2 kişi 80'er kilodan ne oldu? 80 çarpı 2'den 160 kiloyu yazdık. 1 kişi 90 kilogram yazıldık. 4 kişi 70'er kilogramdan toplam ağırlığı 280 kilogram olur. 1 kişi 100 kilogramdan da yazdık. Bunları topluyorum. 0, 9, 6, 15, 8 de burada 23'ün 3'ü. Elde var 2, 3, 5, 1 de burada 6. Yani içeridekilerin 8 kişinin ağırlıkları 630 kilogram. Bir diğer kişi ekleyince 720 kilogram olmasını istiyor. 720'den 630'u çıkartarak son katılan kişinin 90 kilogram ağırlığında olması gerektiğini buluyorum. Doğru cevap C seçeneği. 2 numaralı sorumuz. Aşağıdaki tabloda 6D sınıfındaki en çok kitap okuyan 5 öğrencinin bir dönem boyunca okudukları kitap sayılarını göstermektedir. Enis, Elçin, Seral ve Toprak. Tablodan hangi öğrenci silinirse geriye kalan öğrencilerin okudukları kişi başı ortalama kitap sayısı değişmez diyor. Şöyle yapalım. Öncelikle buradaki öğrencilerin biz okudukları kitap sayısının toplamına bir bakalım. Ortalamasına bir bakalım. 12'yi, 13'ü, 14'ü yazdım ve 9'u yazdım. Bunların toplamı 39, 9 daha 48 eder. Çocuklar 48'i 4'e bölünce 12 kitap, bunların ortalamasını bulduk değil mi? Kitap toplamını adet sayısına böldüğümde ortalamayı bulabiliyorum. Ortalamamız kaç? 12. Peki Elçin'e bakalım burada. Elçin 12'ymiş değil mi? Sen buradaki 12'yi çıkarsan da ortalama 12 olduğu için maalesef değişmeyecek. Bizden de istediği bu. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7, 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 3 numaralı sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz diyor. Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerin en sevdiği spor dalı hangisidir? 6. sınıfındaki öğrencilerin en çok dinlediği müzik türü hangisidir? Okulumuz hangi ilçede bulunmaktadır? C seçeneği tabii ki çocuklar. Hani yukarıdakiler için bir araştırma yaparsın, anket düzenlersin, elde edilen verileri işte bir grafiğe dökebilirsin. İşte okulumuzdaki 6. sınıf öğrencileri günde kaç sayfa kitap okurlar? Bunun için araştırma yapman gerekiyor ama öğretmeninden, annenden, babandan çok rahat bir şekilde öğreneceğin bir bilgi. Bu araştırma sorusu değildir. Bunu belirli bir gruba sormana gerek yok. Bilgisayardan çok rahat bulabilirsin, atıyorum internetten. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıda verilen veri grubunun açıklığı 9'dur diyor. Buna göre A'nın alacağı en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi çocuklar burada baktığım zaman 6 tane sayımız var değil mi? Veri açıklığı 9. Nedir bu? En küçük sayı ile en büyük sayı. Şimdi buradaki en küçük sayımız 5'tir sevgili öğrenciler. En küçük sayının üzerine 9 eklersen, o açıklığı eklersen A'yı bulabilirsin. A'yı burada 14 olarak bulabilirim. 14'ü yazdım. Şimdi 14'ü yazdık, onu bitirdik. Şimdi başka A'nın alacağı en küçük değere bakalım sevgili öğrenciler. A dışındaki en büyük sayımız 12. Veri açıklığı 9 ise bu sefer 12'den 9'u çıkartırım, 3 sayısı. Ben A yerine 3 yazarsam da yine açıklığımız 9 olur. O zaman ben burada A yerine 14 de yazabiliyorum, 3 de yazabiliyorum. Benden bu ikisinin farkını istiyor. Çıkartır ve 11'i bulabilirim.
5 numaralı sorumuz. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin 20 soruluk 4 farklı deneme sınavından yaptıkları doğru sayılarını göstermektedir diyor. 4 tane deneme var. Baran, Nazlı, Şiraz, Naz aldıkları doğru sayıları. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. En istikrarlı öğrenci Baran'dır. Çocuklar istikrarlı için bakın 18 doğrusu var. Sonra 17 yaklaşık. Sonra bir daha 17 doğrusu var. Sonra 2 yükseltmiş 19. Yani bu adam 17, 18, 19 aralığında geziyor. İstikrarlıdır tabii ki. En istikrarlı odur hatta. Mesela diğerler için onu söyleyemem. 16, 14 bak sonra çıkartmış 19'a. 5 arttırmış ne oldu? Sonra geri 15'e getirmiş. En istikrarlı öğrenci Baran'dır diyebilirim. A seçeneği gitti. En istikrarsız öğrenci Nazlı'dır diyor. Çocuklar Nazlı'ya baktığın zaman 13, 6 arttırmış, 19, 3 azaltmış, 16, 5 daha azaltmış, 11'i bulmuş. Diğerlerine baktığım zaman 20, 15, 20 ile 13 arasında. Naz'a yine baktığımız zaman 14 ile 19 arasında. O zaman en istikrarsız öğrenci için Nazlı diyebiliriz. B seçeneğini denedik. C'ye dikkat et. Yapılacak olan 5. denemede Şiraz'ın yapacağı doğru sayısını tahmin etmek daha kolaydır. Hayır. Şiraz 20 yapmış. Değil mi? En fazla doğru yapmış mesela 1. denemede. Sonra bir bakmışsın 15 doğru yapmış. Yani hepsini doğru yaparken 5 yanlış vermiş. Sonra bir bakmışsın 18 doğru yapmış. Sonra 4. sınavda 13'e düşürmüş. Burada bir istikrarsızlık var sevgili öğrencim. En doğru tahmini kimle yaparsın biliyor musun? Baran'da. Hocam ben 5. denemede 18 yapar derim. Dersin mesela 17, 18 gibi bir ifade kullanabilirsin. Ama Şiraz'da diğerlerinde çok istikrarsız bir durum olduğu için daha kolay demen yanlış olur. 6 numaralı sorumuz. Aşağıdaki grafikte bir pastanenin yıllık dondurma ve baklava satışı gösterilmiştir. Buna göre pastanenin 4 yıl boyunca sattığı toplam dondurma miktarının toplam baklava miktarına eşit olabilmesi için 2008 yılında kaç kilogram baklava satması gerekiyor? İkili sütun grafiği, dondurma ve baklavalar. Bu 2008 yılında eşit olacak. Kırmızı olan baklavalar yok burada. Fark ettin mi? Şimdi önce mavileri bir toplayalım. 2005 yılında 100 kilogram. 2006 yılında 200 kilogram. 2007 yılında 500 kilogram. 2008 yılında 300 kilogram. Bunların toplamı 8, 10, 11. 1100 kilogram eder. Yani bunlar 1100 kilogram dondurma satmışlar çocuklar. Kırmızıların hemen toplamına bakıyorum. 2005 yılında 400 kilogram. 2006 yılında 100 kilogram. 2007 yılında 200 kilogram. 2008 yılı belli değil. Topladım bunları 500, 2 de burada, pardon 2 de burada, evet 700 kilogram eder. Şimdi bunların baklava ve dondurma satışının eşit olması için diyor. Ne yaparsın eşit olması için? Kaç kilogram daha satması gerekiyor? 400 tabii ki, zihinden de yapabilirsin. 1100'den işte 700'ü çıkartıp 400 sonucuna ulaşabilirsin. Cevap D seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Bir kırtasiyede A marka bir kalemin fiyatı B marka bir kalemin fiyatının 3 katının 2 lira fazlasının yarısıdır. Bu kırtasiyede B marka kalem X lira olduğuna göre A marka kalemin fiyatı TL cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hemen. B marka bir kalemin X dersek buna 3 katı 3X. 2 lira fazlası 3X artı 2 ve yarısıdır bölü 2. 3x artı 2 bölü 2 cevabım C seçeneği. 8 numaralı sorumuz. X 6 için 9x eksi 4 çarpı 3x eksi 7 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar işlem önceliğini burada da kullanacağız. Dikkat edelim lütfen. Hemen yapalım. X'i 6 olarak verdik. 3 kere 6 ne etti? 18 etti. 18'den 7'yi çıkardım. Ne kaldı? 11 kaldı. Sonra çarpma işlemin önceliği var. 4 ile 11'i çarptın. 44'ü buldun. Burada da 9x varmış. 9x. Bir tane x 6 ise 9 kere 6'dan o da 54 olmaz mı? Bitti. 54'ten 44'ü çıkart diyor sana. O da 10 kalır. Doğru cevap B seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar diyor ki 3 farklı değişkeni vardır. Doğru. X, Y ve, Y ve Z. Evet A'yı eledim. 4 terimlidir. Birincisi terim. İkinci terim. Üçüncü terim. Dördüncü terim. Bu da doğru. Değişkeni z olan terimin kat sayısı dikkat et eksi 1'dir diyor. Aynen öyle. Z'nin önünde eksi ifadesi var. Buna 1 diyor mesela ya da hiç katı yok diyor. Ya orada bir tane z var. Eksi bir tane z var hatta. Bu da doğrudur. Sabit terim 6 diyor. Hayır efendim. Sabit terim 6 değil. Önündeki eksiyi unutma lütfen. Bunun
sabit terimi eksi 6 olur. Yanlış olan D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, yukarıda verilen cebirsel ifadede benzer terimler hangileridir diyor. Bakalım. Çocuklar 3x ve x, yani 4y'den başka var mı bir y? Z'den başka bir şey var mı? Yok. O zaman 3x ile eksi x. Doğru cevabım C seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz, eksi 8 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 8'den 0'a doğru gidelim. Haydi bakalım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0'ı herkes burada unutuyor. Dikkat edin lütfen. Artı 1, artı 2. Bir diğer dikkat etmen gereken arasında kelimesi. Eksi 8'i sayma lütfen. Ya da 3'ü de sayma burada. Baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olduğunu görüyorum. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki ondalık gösterimler birler basamağına göre yuvarlanırsa hangi seçenek diğerlerinden farklı olur diyor bize. Bakalım hemen. Birler basamağı şöyle, çocuklar 2 var, yan tarafında 5 var. 5 buradaki sayı bir tane arttırırsa 13 olur. Birler basamağında 2 var, yanında 1 var. Yanındaki sayı 5'ten küçükse, 1, 2, 3, 4 ise burayı arttırmaz. O da yerinde kalır, 12 olur. Birler basamağında 1 var, yanında 5 var. 5 burayı 1 arttırır, 11 1 arttı, 12 oldu. Böylelikle doğru cevabı buldum. Birler basamağında 1 var, yanında 8 var. 8 buradaki 1'i 1 tane arttırır ve 12 olur. Doğru cevabım farklı olan A seçeneği. 13 numaralı sorumuz, 8 bölü 1 bölü 0 tam %3. Hemen yapmaya çalışalım. Farklı yöntemler kullananlar var sevgili öğrencim. Öğrencilerimiz çoğu da mesela virgülü sayıları istemiyor. Tamam. Diyoruz ki burayı 100 ile çarparsam virgül gider. Sonucun değişmemesi için burayı da senin 100 ile çarpman gerekiyor. Birisi 810 olur, birisi 3 olur. 810'u 3'e böleceğim. Uzatmıyorum. 81'de 3, 27 sıfırında eklersen 270 sonucuna ulaşabilirsin. 14 numaralı sorumuz, 4 saatte 144 kilometre yol alan bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı kaç metre bölü saniyedir diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. 4 saatte 144 gidiyorsa benim burada 144 kilometre, bak aldığı yol 144 kilometre, böleceğim. Geçen süre, o da nedir? 4 saat. Öncelikle bir sadeleştirme yapalım. 4'ü 4'e böldüm. Bir kere var. 144'ü 4'e bölersen 36. Cevap 36 değil ha. Dikkat et. Yani kilometre bölü saat cinsinden değeri 36. Zaten seçeneklere de koymuşlar. Burada şaşırma lütfen. Ne yapmamız gerekiyor? Burada hani 36 bölü 1 diyor ya, senden bunu metre bölü saniye olarak istiyor. 36 kilometreyi yanına 3 tane sıfır eklersen metreye çevirebilirim. 1 saatte biliyorsun ki 3600 saniyeydi. Bu şekilde bir bölme işlemi yapalım. Böyle de bırakamazsın. Sadeleştirmen gerekiyor. Yukarıdan 2 sıfır, aşağıdan 2 sıfır gitti. 360 bölü 36 10 etmez mi? 10 metre bölü saniye. Cevabım D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, Defne'nin yaşının Kadir'in yaşına oranı 5 bölü 8'dir. Buna göre Defne ile Kadir'in yaşlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Olamaz diyor. Olamaz, olabilir. Bu ihtimale dayanan bir sorudur. Dolayısıyla senin burada seçeneklerden gitmen gerekiyor. Defne bölü Kadir, tamam, bunlar 5 bölü 8'miş. Yani ne demek bu? Birinin yaşı 5'in katıyken diğerinin yaşı 8'in katı olacak. İşte 5, 10, 15, 20 diye gidebilir Defne'nin yaşı. Kadir'in yaşı 8, 16, 24, 32 diye gidebilir. Peki yaşlarının toplamı dediği için buradaki 5 kat artı 8 katı bir toplayalım. Ne etti? 13 kat etti. Yani 13'ün bir katı olacak arkadaş. 13'ün katı işte. 13'ün 2 katı 26. 13 ile gel burada 4'ü çarp 52. Bak bu da olur. Ama 37 13'ün bir katı değil. Dolayısıyla bunların yaşları toplamı 37 olamaz. Bir diğer sorumuz. Bir hastanede çalışan bayan doktorun doktorların sayısının tüm doktorların sayısına oranı 3 bölü 11'dir. Bak. Bayan bölü tümü. Neymiş? 3 bölü 11. Şimdi bu doktorlar ya bayan olacak ya erkek olacak. Tümü 11 ise 11'den de bayanların 3'ünü çıkartırsak buradaki erkekleri de işte 8 kat olarak bulabiliriz. Buna göre bu hastanedeki erkek doktorların sayısının tamam bayanlara oranı nedir? E bölü B. Erkek kaç? 8 kat.
Bayan kaç? O da 3 kat. Katlar gitti birbirleriyle. 8/3. Dikkat et. Önce 3'ü sonra 8'i getirmeyesin. Bir diğer sorumuz. İrem parasının 8/3 ile pantolon alıyor. Daha sonra kalan parasının 5/2 ile kitap alıyor. İrem'in geriye 48 lira parası kaldığına göre başlangıçta kaç TL parası vardı? Zor çocuğum bu soru. Gerçekten zor bir soru. Şöyle yapalım. Şimdi 8/3 ile para almışsın değil mi? Kalan kelimelerin hep dikkat edelim. 8/3'ü bak tamamına 8/8 dersem 3/8'ini çıkardım. Geriye ne kaldı? 5/8 kaldı. Kalan parasının 5/2'si. Şimdi kalan parası 8/5'ti. Bunun 5/2'si. Ne yaparsın biliyor musun? Çarparsın. Bir kesirin bir kesir kadarını bulurken çarparsın. Bu ikisi birbirini götürürse ne kalır geriye? 8/2 kalır. Bu ikinci kısmında hemen yazalım. Bu kitap almış bunlar. 8/3 ile de pantolon almış sevgili öğrencim. İrem'in geriye 48 lira parası kalmış. Bekleyin. Bir çıkarma daha işlemi yapmamız gerekiyor. İrem parasını 8/3'ünü harcamış. Pantolon almış. Hesap yaptık. İrem parasının 8/2'sini harcamış. Kitap almış. İrem parasının 8/5'ini harcamış. İrem'in parası 8/8 olursa 8/5'ini harcamış ve geriye de 8/3'ü kalmış. İşte bu 48 liraymış. 8/3'ü 48 lira olan paranın tamamını bulacağım sevgili öğrencim. 48'i 3'e böldüm. 16 kere var. 16 ile 8'i çarpıp 128 lirayı hesaplayabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Şimdi burada A kümesi B kümesi iç içe geçmiş sevgili öğrenciler. Buraya bir A yazalım. İşte buraya da bir B yazalım. Öncelikle kesişimden başlarsın. Bak buraya A yazalım, buraya B yazalım. Kesişimi yazalım. Bir 2 varmış, bir 5 varmış, bir de 8 varmış. Tamam. Sonra belirli olan B'nin elemanları var. İşte 1, 2, 5, 6, 8. 1'i yazdım. 2 zaten içeride. Dikkat et. 5 de içeride. 8 de içeride. Geriye de 6 yazıyorum. Devamında da A birleşim B'den yola çıkıyorum. A birleşim B hepsi. Tamam. Burada olmayanları da yalnız A'ya yazmam gerekiyor. Şimdi 1 var. 2 var. 3 yok. Buraya bir 3 yazalım. 4 yok. 4 yazalım. 5 var. 6 var. 7 yok. Buraya da bir 7 yazalım. 8 de var. Tamam. Olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Diyor ki bana işte hocam 3, 4, 7 toplamda 3 tane. Yavrucuğum mavi olan yerlerin hepsi A. 3 burada, 3 de içeride, 6 tane. Doğru cevabım C seçeneği. Ve 19 numaralı sorumuzla devam edelim. K'nın bilgisayarın şifresi 4, 5, 6 ve 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı rakamların farklı en büyük doğal sayıdır. Buna göre K'nın bilgisayarın şifresi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım. Şimdi bakalım bunların hepsi sırayla gidiyorum sevgili öğrencim. 4'e bölünebilen bir sayı. Bir kere sonunda çift olmayacak. Çift olması gerekiyor. Tek olmayacak. Bu gitti. Artı 4'e bölünebilen bir sayı. Yani son iki basamağı 74'ün katı mıdır? Değil. Bu da gitti. Baktığımız zaman 4'e bölünüyor. Birler basamağında 0 var. 5'e bölünüyor. Rakamları toplamı 9, 7 daha 16, 6 da burada 22 eder. 9, 7 daha 16, 2 de burada 18 eder. Rakamları toplamı 22 ise sen bunu 6'ya bölemezsin ki. Çünkü bu 3'ün katı değildir. Artı 9'a da bölemezsin. Rakamları toplamı 18 olduğu için sen bunu ve aynı zamanda çift olduğu için 6'ya bölebilirsin. 18'den dolayı 9'a da bölebilirsin. Doğru cevabım D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İşlem sırasına dikkat eder misin lütfen sevgili öğrencim? Peki neydi? Önce su sayılar sonra parantez sonra çarpma bölme sonra toplama çıkarma. 2'nin 5. kuvveti 32 4 kere 2 de 8 eder. Yani hem üstü sayıyı hem parantezi hallettim. 32'den de 8'i çıkartırsam 24 kalır. Sen git lütfen. Sen gel lütfen. 24 işlem sonucu. Sonra ne görüyorum? Çıkarma, bölme ve toplama. Bölmenin çıkarma ve toplamaya göre işlem önceliği var. 72'yi 12'ye bölmem gerekiyor. İstersen bunu da postalayalım. Sen git lütfen.
Sen gel lütfen. 72'de 12 6 kere var. Ondan sonra çıkarma ve toplama işlemleri kaldıysa direkt işlemi yapabilirsin. 98'den yani soldan sağ tarafa doğru gidebilirsin. 98'den 6'yı çıkartırsam 92. 92'nin üzerine 24 eklersem 116. Cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, bol bol yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.